Robotlar gelecekte insan türünün sonunu getirebilir mi? Yapay zeka insan zekasını alt edebilir mi? Ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama robotlar yükselen teknolojinin olmazsa olmazlarından. Neredeyse her elektronik ürünün fabrika üretiminde otomasyon bandında robotik kollar gereken montajlama işlemi yapılıyor. Peki bu robotlar geleceğimizi nasıl şekillendirecek, bilinçli bir düşünceye sahip olabilecekler mi? Robotları daha yakından inceleyelim. Wikipedia'da yazan robot tanımına bakalım. Robot, üzerindeki sensörlerle çevresini algılayan, algıladıklarını yorumlayan, bunun sonucunda yapay bir zeka ile karar alan, karar sonucuna göre davranan, eylem olarak hareket organlarını çalıştıran veya durduran bir aygıttır. Çok uzun bir tanım ve akılda kalması gerçekten güç. Ama tanımında geçen yapay zeka ifadesine bakalım. Yapay, sonradan programlanarak oluşturulmuş bir zeka. Aslında robotlar bu yapay zeka olmasa bir demir yığınından farksızdır. 900 yıl önce El Cezeri, gücünü sudan alan saatler, mutfak aletleri ve müzik aletleri gibi otomatik makineler tasarlamıştı. Yine 1495 yılında Rönesans döneminin büyük isimlerinden Leonardo da Vinci, oturabilen, kollarını sallayabilen ve bunun gibi farklı fiziksel işlevleri olan bir robot şövalyenin şemalarını çizmişti. Tarihçiler bu çizimlerin insana benzeyen bir makine için yapılmış ilk tasarım olduğuna inanmaktadırlar. Sonra 1730'lu yıllarda Jacques de Vacanson, flüt çalabilen insan şeklinde bir makine yaptı. Tüm bu bilimsel çalışmalardan ayrı olarak robot konusu halkın da ilgisini çekiyordu. Bu yüzden 2001 Bir Uzay Macerası, Star Wars Yıldız Savaşları ve Terminator başta olmak üzere birçok film ve dizinin içeriğinde robotlar yer almıştır. Fabrikalardaki robotik kollar belli bir iş yapmak için özel olarak programlanmışlardır. Böylece işverenler daha az çalışana ihtiyaç duyuyor ve yüksek verimlilikle ürünlerini elde ediyorlar. İlginçtir ki insanların yapamadıkları matematiksel hesaplamalar, ağır bir yük kaldırmak veya 24 saat durmaksızın çalışmak robotlar için oldukça kolaydır. Buna rağmen insanlar için çocuk oyuncağı olan bazı şeyler robotlar için çok zor olabilir. Mesela suyun ıslak olduğunu, annelerin çocuklarından daha yaşlı oldukları ve zamanın geriye doğru gitmediği bizler için aşikardır. Ama bu gerçekleri bir robota herhangi bir şekilde anlatamazsınız. Microsoft'un kurucusu Bill Gates bu gerçeği şöyle ifade eder. Açık bir kapı ile pencere arasındaki farkı anlamak gibi basit bir şey dahi bir robot için müthiş derecede zor olabilir. Yakın tarihlerde Boston Dynamics şirketi insan benzeri veya takla atabilen, zıplayabilen, hızlı hareket kabiliyetlerine sahip robotlar üretmeyi başardılar. Ama yine de bizi onlardan ayıran bir şey daha var. Duygularımız. Bazı düşünürler, duygularımızın insan olmanın gerektirdiği en üst düzey nitelik olduğunu öne sürmüşlerdir. Onlara göre hiçbir makine bir gün batımı sırasında heyecan duymayı veya komik bir espriye gülmeye başaramayacaklardır. Sevmek, mutlu olmak, üzülmek, heyecanlanmak. Bunları yapay zeka içerisinde kodlarla yerleştirebilir miyiz bilmiyorum. Peki, robotların duygusu yoksa ve hiçbir zaman olmayacaksa duygusuz birer seri katile dönüşebilirler mi? Aslında buna ihtimal veriyorum. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle robotlar savunma ve askeri alanda daha çok ön plana çıkacaklar ve ülkeler bu rekabet içerisinde en güçlü ve en iyi silahlarla donatılmış robotlar yapmak isteyeceklerdir. Ya da daha farklı bir tehlike de yakın gelecekte şehir altyapılarımızın bilgisayarlar üzerine kurulu olmasının hedeflenmesidir. Nüfusun artmasıyla su ve elektrik şebekelerinin yanında ulaşım ve iletişim ağlarımız giderek karmaşıklaşıyor ve bu büyük iş yükünün yönetimini her gün biraz daha bilgisayarlara devrediyoruz. Her tarafı yayılmış bu süper bilgisayardaki herhangi bir arıza bir şehrin, hatta bir ülkenin ekonomisini felç edebilir. Robotların hayatımızda yer edinebilecekleri olumlu ve olumsuz durumların en nihayetinde umarım ki kontrol biz insanların elinden çıkmaz ve her zaman bir kapatma düğmesine sahip oluruz. Son olarak videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.